Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderlerinden adını da taşıdığım 15. yıl dönümü olan Sayın Bülent Ecevit'in ölümü dolayısıyla kendisini rahmetle anıyorum. Tüm Cumhuriyet Halk Partililere ve tüm Türkiye halkına başsağlığı diliyorum. Aynı zamanda bugün Sakaryalı iş adamımız, hayırsever iş adamımız Halit Evi'nin rahmetli oluşu dolayısıyla Sakarya halkının başı sağ olsun dileklerimle basın açıklamasına başlıyorum. Hoş geldiniz tekrardan. Türkiye'de 7 milyondan fazla asgari ücretle çalışan ve aileleri açlık sınırı altında yaşayan insanımız var. Açlık sınırı altında asgari ücret alan milyonlarca çalışanın dengeli ve sağlıklı beslenme hakkı yok. Kış aylarında domates yeme hakkı yok. Asgari ücretli çalışanlar aldığı ücretle kirasını, faturalarını ödeyemez durumda. Çocuğuna okul harçlığı dahi verememenin ağır yükü altında. Telefon ve araba almaya hakkı yok. Ama geçmeyeceği 3. köprünün yapım parası kendisini açlığa mahkum eden asgari ücretliden kesiliyor. Asgari ücretli çalışanlar açlığa ve yokluğa mahkum edilmişken bir yandan da ağır vergi yüküyle karşı karşıyalar. Asgari ücret adı üzerinde en düşük ücrettir ve Türkiye'de toplumun en düşük gelire sahip olan asgari ücretlilerden yüksek oranda vergi kesintisi yapılmaktadır. Bir asgari ücretli yılın 4 ayından fazla bir sürede sadece vergi ödemek için çalışmaktadır. Öte yandan iktidar 10 yılda beşli çeteye tam tamına 128 kez vergi affı getirmiştir. Her bir kurumdan üçer beşer maaş alan yandaş bürokratların bu ülkeye vergi ödeyip ödemediği belirsizdir. Yandaş şirketlerin vergi ödememek için mal varlıklarını başka ülkelerdeki banka hesaplarına gönderdiği uluslararası belgelerce tescillenmiştir. Yandaşından almadığı vergiyi vatandaşından alan tek adam rejimi yandaşın borcunu vatandaşa ödetmektedir. Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak tek adam şahsım hükümetinin asli görevi haline gelmiştir. Türkiye'de vergi kaçıranları, vergi affından yararlananlar düşünüldüğünde açlık sınırı altında yaşayan asgari ücretlilerden vergi kesintisi yapılması en büyük adaletsizliktir. Şu an asgari ücret brüt olarak 3577 TL'dir. Sonucu asgari ücretlinin eline geçen 2825 TL olarak geçmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sadece 2018 yılında bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde defalarca kanun teklifleri ve önergeler verilmiştir. Başta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun imza sahibi olduğu asgari ücretten vergi kesintisine son verilmesine ilişkin verdiğimiz kanun teklifimiz halen mecliste bekletilmektedir. En son Ekim 2021'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki vergi yasası görüşmelerinde asgari ücretlilerin gelir vergisinden muaf bırakılması önerisi partimizce sunulmuş, önerimiz AKP, MHP oylarıyla reddedilmiştir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak asgari ücretler vergi ödemesin, aldıkları ücretten herhangi bir kesinti olmasın, en azından asgari ücret insanca yaşanabilecek bir seviyeye
çekilsin derken AKP-MHP ittifakı ısrarla ve inatla asgari ücretlerin vergi yükü altında ezilmelerine, açlık sınırı altında yaşamalarına göz yummaktadır. Halkın temel besin gereksinimlerinden kaçınarak sadece abur cubura 1000 TL ödeyen Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücretlinin sofrasından eksilen ekmeğin hesabını bilmesini elbette bekleyemeyiz. Daha geçtiğimiz günlerde AKP yetkilileri herkesin cep telefonu var, arabası var diyorlardı. Şimdilerde ise asgari ücreti en azından insani yaşama seviyesine getireceğiz demişlerdir. Yani milyonlarca asgari ücretlinin açlık sınırı altında yaşadığını kendileri de itiraf etmişlerdir. Peki bu itiraflar yeterli midir? Elbette değildir. Ekonomik buhranın en büyük bedelini aç kalan, kirasını karşılayamayan, faturasını ödeyemeyen asgari ücretliler ödemektedir. Türkiye şu an Avrupa ülkeleri arasında en düşük brüt asgari ücrete sahip olan Arnavutluk'tan sonra ikinci ülkedir. Dünyanın en büyük iş gücü ülkesi olarak bilinen Çin'de dahi ortalama asgari ücret 387 dolar iken TL'deki hızlanan değer kaybıyla birlikte Türkiye'de asgari ücret 300 doların altına inerek 297 dolara kadar düşmüştür. Şimdi kalkıp asgari ücreti insanca yaşanabilecek bir seviyeye getireceğiz diyenler eğer ki bu görüşlerinde samimilerse hodri meydan diyoruz. Adil bir dünya diye nutuk atan, dünya beşten büyüktür diye sürekli sözüm ona dünyaya mesaj veren Cumhurbaşkanı evvela kendi ülkesindeki adaletsizliğe son versin. Yıllardır bekletilen kanun teklifimiz meclise getirilsin ve asgari ücretliden vergi kesintisine son verilsin. Asgari ücret en azından yeni yıla kadar 3577 TL seviyesine getirilsin. İktidara çağrımızdır. Bu adaletsizliğe, bu hukuksuzluğa derhal son verilmelidir. Asgari ücretteki vergi zulmü ortadan kaldırılmalıdır. Eğer ki iktidar yine bu çağrımıza kulak vermez ise seçim yakındır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarımızda asgari ücretlere uygulanan vergi zulmüne son vereceğiz. İktidarımızda asgari ücretten vergi kesintisini kaldıracağız. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan 83 milyona sözüdür. Teşekkür ediyorum.